Sizin de bir işe başladıktan sonra onun sonunu getirememe, bir şey yapma kararı aldıktan sonra onu sürekli erteleme, bir türlü başlayamama, başlasa bile yarım bırakma gibi davranışlarınız oluyor mu? Zayıf iradeli insanların arasına hoş geldiniz. Bazı insanların iradeleri gerçekten çok güçlüdür. Bir şey yapmaya karar verdiklerinde o işin sonunu kolaylıkla getirebilirler. Fakat bazı insanlar ne yazık ki öyle değiller. Aslında ben de iradesi zayıf olan insanlardan biriydim. Fakat çeşitli şekilde bu konunun üstesinden, bu sorunun üstesinden gelmek mümkün. Bir şey yapmaya karar verdiğimizde sıklıkla onu bir sonraki zamana ertelemek gelir aklımıza. İçimizden bir ses onu ertelemeye, daha sonrasında yapmaya, şu an yapmaya hazır olmadığınıza, kendinizi yeteri kadar iyi hissetmediğinize, o an canınızın istemediğini, karnınızın acıktığını, uykunuzun geldiğini ve türlü çeşit bir sürü bahane üretir. Bu o işi yapmak istememek ya da o işi aslında daha sonrasında yapmak istemek anlamına geliyor. Ve ne yazık ki zayıf iradeli insanların özelliklerinden. Şimdi bakalım biz bu zayıf irademiz var ama acaba bunu güçlendirebilecek miyiz yoksa sonsuza dek bu zayıf iradeyle hiçbir işi başaramadan, sonunu getiremeden, hedeflerimize varamadan, ulaşamadan mı geçireceğiz? Öncelikle irademizi eğitmek için ilk yapmamız gereken şey kendimiz için bir karar aldıysak, bir şey yapma kararı ya da yapmama kararı aldıysak, öncelikle onu somut bir şekilde karşımıza koyuyoruz. Ben istediğim şey bu, hedeflediğim şey bu, ben bunu yapmak istiyorum. Daha sonrasında o hedeflediğimiz şeyin bizim için ne anlama geldi? Yani biz o görevi yerine getirirsek, o bahsettiğimiz eylemi yaparsak, o hedefe ulaşırsak ne kazanacağız, ne kaybedeceğiz? Nelere edineceğiz? Dolayısıyla bu menfaatçilik duygusu aslında birazcık daha irademizi hareketlendirmeye, onu daha sağlam kılmaya yarayacaktır. Daha sonra ilk adımı atmak, zaten bir işe başlamak onu bitirmenin yarısıdır. İlk adım atmak çoğu zaman hepimiz için zordur. Fakat ilk adım şu şekilde atabiliriz. Yine o işi yapmaya başlamak değil de o işi kabataslak planlamakla alakalı. Şimdi bir parça çok büyük olduğunda onu tek seferde belki yutamayız. Fakat onu böl parçala yok et tekniğiyle üstesinden gelebiliriz. Bir işi yapmaya karar verdiğimizde kendimize küçük küçük minik minik büyük hedefe gitmeden önce hedefler koymak lazım. Bunu yapabildiğimizde o minik hedeflerden herhangi birine ulaştığımızda bu bizi yeteri kadar mutlu edecektir. Bunu biraz somutlaştıralım istiyorum hep birlikte. Eğer kilo problemi olan biriyseniz ve o diyete pazartesi günü başlamayı hedefliyorsanız ve o gün pazartesi ise muhtemelen bir sonraki pazartesiyi ertelemeyi isteyeceksiniz. Çünkü aslında bizi orada strese sokan bir şey var, yapmak istemediğimiz bir şey var ve irademiz orada sağlam olmadığı için, güçlü olmadığı için biz maalesef ki bunu erteliyoruz. Aslında yapmamız gereken şey ne? Sağlıklı bir bedene sahip olabilmek için, ideal bir görünüme sahip olabilmek için kilo vermek. Ve vermemiz gereken kilo 20 kilo. Fakat kendimize minik hedefler koymamız gerekir. Yani haftada 1 kiloyu hedeflersek biz, 20 kiloyu tek bir anda vermek çok zaman alacaktır, ne kadar uzun süreceğini düşünebiliriz, çok zamanımızı alacağını, verilemeyeceğini, ne kadar aç kalacağınızı, bunun sizin için ne kadar imkansız olduğunu düşünebilirsiniz. Fakat haftada 1 kilo vermek. Aslında bu çok basit bir hedeftir. Ve o hafta geldiğinde, o haftayı bitirmiş olursanız 1 kilo vererek bir sonraki hafta için daha motive olursunuz. Küçük hedefleri yerine getirmek aslında insanın kendi içinde kendine olan güvenini arttırır. Bunu başardım, o zaman bir sonrakini de başarabilirim. Onu da başardım, ikisini başardım, üçüncüyü neden başaramayayım? Bu aynı bu şekilde çorap söküğü gibi gelir. Arada motivasyon kayıplarımız tabii ki olur. Kendimizi yorgun hissederiz, devam edemeyecek gibi hissederiz. Fakat o noktalarda durup dinlenmekte ve hedefimizin bizim için ne kadar önemli olduğu, bize ne getireceği ya da bizden ne götüreceğini hatırlamak çok önemli olacaktır. Sonra zaman zaman dönüp kendine, ben böyle bir plan yaptım, böyle bir yol haritası çizdim kendime. Fakat acaba ben bu planın neresindeyim? Ben nasıl gidiyorum bu planda? Şu anda ne kadar yaptım, ne kadarı kaldı? Bu kadarını bitirmek için ne kadar zamana ihtiyacım var? İyi gidiyor muyum? Planladığımdan daha yavaş mı ilerliyorum, daha hızlı mı ilerliyorum? Bunu belirlemek gerekir. Bununla birlikte o yolda koyduğumuz minik hedeflerin de gerçekçi, tutarlı ve bizim kapasitemize, potansiyelimize ayak uyduracak şekilde olması gerekir. Aynı kilo örneğinde söylediğimiz gibi, eğer biz kendimize bir haftada 5 kilo verme hedefi koyarsak bu ne sağlıklı olur ne de mümkün olur. Belki bir ihtimal verilebilir ama daha sonrasında bunun sürekliliği olmaz, sürerliliği olmaz. Bu yüzden kendimize minik ya da büyük hedefler koyarken imkansız olarak gördüğümüz şeylerden ya da normal dışı konulardan kaçmamız lazım. Yani makul olan, ideal olan, bizim yapabileceğimiz,
Gerekirse minik adımlarla başlayıp ideal hedef de haftada 1 kilo 750 grama olmadı yarım kiloya düşürerek de minik minik adımlarla başlamak bile kendimize olan güvenimize, öz şefkatimizi ve öz saygımızı yeniden kazanmamıza sebep olacaktır. Bunu yaparken bir yandan da sadece kendi işine odaklanmak çok önemli. Birlikte kilo vermeye başladığın biri olabilir. Birlikte diyetisyene gittiğin, birlikte spor yapmaya başladığın. İnsanların senden ne kadar ileride ya da ne kadar geride olduklarını çok önemsememen lazım. Aynı bir cambazın ipte yürümesi gibi sadece kendi ipine odaklanman lazım. Çünkü dikkatini dağıttığın anda, gözün başkalarına çevrildiği anda motivasyonun kaybolabilir. Ya da ben onlardan iyiyim, ben onlardan ileriyim, zaten yapabiliyorum düşüncesiyle bu fazla özgüveni gerektirir. Bu sefer de bizim raydan çıkmamıza, yaptığımız şeylere sekteye uğratmasına, artık irademizin eskisi kadar da sağlam olmamasına ve bizim yaptığımız hedefte doğru yürüyemememize sebep olabilir. Dolayısıyla bir hedef belirlemişken ve bu konuyla alakalı irade göstermek istiyorken, o işle alakalı bu kararı aldın, yapmaya başladın, süreklilik kazanmak istiyorken başkalarıyla ilgilenmemen gerekir. Onların neyi, nasıl, ne şekilde yaptığıyla ilgilenmemen gerekir. Sen varsın, senin yolun var ve senin hedefin var. İradeyi kuvvetlendirmenin bir diğer yolu. Hayatına katmak istediğin şeyi günde bir saat çalışmak olabilir, günde bir saat kitap okumak olabilir. Sana iyi gelmeyen bir alışkanlığı hayatından çıkartmak olabilir. Uyku saatlerini düzenlemek olabilir, öğünlerini düzenlemek olabilir. İrade göstermen gereken herhangi bir şey. Hayatına buna bir yer vermelisin. Yani rutinlerinin arasına yer vermelisin. Onu günler içinde tekrar tekrar yapıyor olman gerekir. Her gün yaptığımız şey beynimizde yer edinir ve bizim için artık alışkanlığa dönüşür. Dolayısıyla aslında bizim o yapmaktan kaçındığımız şey bir süre sonra zaten irade gerektiren bir konu olmaz. Zaten kendiliğinden yaptığımız bir şey olur. Aynı sabah kalktığımızda elimizi yüzümüzü yıkamamız gibi, lavaboya girip oradan dişlerimizi fırçalamamız gibi, sabah aldığımız bir duş gibi. Biz bunların hepsini sabah kalktığımızda birazdan ne yapacağım acaba şeklinde düşünmüyoruz. Çünkü bizim için bir rutine olmuştur bu. Rutin olan şeyler yapılması daha kolaydır. Dolayısıyla istikrar göstermemiz bir zaman sonra çok daha kolay olacaktır. Dolayısıyla yapmak istediğimiz şeyle alakalı ya da koyduğumuz hedefle alakalı tekrarlayıcı olması gerekir. Ve aynı zamanda bildiğimiz şeye, yani tekrar tekrar yaptığımız şeye beynimiz alışır. Beynimizin alışmadığı bir şey bizim için streslidir. Her gün yeniden, tekrardan hiç bilmediği bir şey yapmaya başlamak ya da alışkın olmadığı bir şey yapmaya başlamak beyin için streslidir. Ve ne demiştim? Beyin stresten kaçar. Ve son olarak istemediğimiz şeyleri yapmak. İradeyi aslında böyle biraz kas gibi güçlendirir. Kullanılan kaslar gelişir, kullanılmayan kaslar zayıflar ve erir ya. Tıpkı bu da onun gibi. Ne işi ne kadar çok yaparsak o noktada kabiliyetimiz gelişir. İstikrar ve irade sağlayabilmek için de bazı egzersizler yapabiliriz. O an içinden gelen ve canının yapmak istediği herhangi bir şey. Ve onu yapmak için önünde herhangi bir engel yok. Yapabilirsin gayet. Onu yapmaktan kendine alıkoyarsan şayet ve ben bunu şu an kendim için yapıyorum. Şu an bunu yapmayı kendim için uygun bulmuyorum. Bunu yapmamaya karar verdim ve yapmayacağım. Aksi halde tam zıttı bir şey yapmak da iradeyi oldukça kuvvetlendirecek bir şeydir. Bu arada çok zor. Yani hakikaten hiçbir sebebiniz yokken bir yaz gününde bir dondurmayı yemeden kendini alıkoymak gerçekten zor. Ve beyin buna mantık yürütemediği için de yani kilolu değilim. Yaz mevsimi, soğuk bir şey yemekle alakalı bir sakınca yok. Ben bunu neden yemiyorum? Ama eğer ufak konularla alakalı istemediğimiz şeyleri yaparsak bu da bizim irademizi daha çok kuvvetlendirdiğimiz manasına gelir ve gerçekten irade gösterdiğimiz bir konuyla karşı karşıya kaldığımızda bu işleri daha kolayca yapabiliriz, daha kolay irade gösterebiliriz. Evet, irade ve istikrar hayatımıza sokmamız gereken fakat güçlendirilmesi oldukça zor konular. Fakat bu bahsettiğim adımları minik minik uygulamaya başlamak, ertelemekten kaçmak, o anda o işle alakalı harekete geçmek ve diğer saydığım şeyler bize oldukça yardımcı olacaktır. Bana ulaşmak için Instagram sosyal medya hesaplarımı kullanabilirsiniz. Sormak istediğiniz bir soru varsa ya da benden dinlemek istediğiniz konular varsa yorum kısmına bekliyorum.